atık kirliliğinin durumu hem akarsu havzasında hem kıyılarda hem de deniz dibindeki durumu inceleniyor. Bunun için ayrıca bir model çalışması yürütüyoruz. Akıntıyla birlikte nasıl taşınıp nereye biriktiği konusunda. Litautur projesi kapsamında da Sürmene Deresi ve Ofyas Sürmene kıyılarını, sahil plajlarını pilot alan olarak seçtik. Trabzon özelinde bizim çalışma alanımız. Bu alanlardaki kıyılarda ve hem dere kıyılarında hem de deniz kıyılarındaki katı atık yükünün ne olduğunu tespit etmeye çalıştık. Hem derede hem de deniz kıyılarında 500 metrekarede yaptığım çalışmada yaklaşık 2500 civarında %80'i plastik atık olmak üzere katı atık kirliliğinin mevcut olduğunu ve da geçmiş yıllara göre de aslında azalmasını bekliyoruz. Çünkü Trabzon'da 2010 yılı itibariyle katı atıkların düzenli toplanması ve bertaraf olmasına karşın ciddi bir yükün olduğunu biz gördük son çalışmalarda. Bu bize şunu gösterdi. Aslında sistem var, kurulmuş, geri dönüşüm sistemi var ama insan olarak demek ki biz bu atıkların geri dönüştürülmesi, atıkların ortadan kaldırılması noktasında biraz duyarsızız, biraz bilinç eksikliğimiz var. Yani halk bunu doğaya bir şekilde atıyor ve dolayısıyla işte ormandan, yayladan, meradan, yol kenarından neredense bir şekilde bu atık köyden dereye iniyor ve dereden taşınarak Karadeniz'e geliyor. Karadeniz'de de plajlara, kıyılara vuruyor. Sonraki çalışma daha belirgin olmaya başladı. Bizim medikal amaçlı kullanmış olduğumuz maske, virüse karşı, COVID-19'a karşı kullanmış olduğum maske ve diğer medikal malzemeler, hijyen amaçlı malzemeler, işte bu nedir, kolonya, diğer dezenfektanlar ve yüz perdesi ve diğer malzemelerin ciddi ciddi artık doğada görülmeye başladığını, bir şekilde doğaya karıştığını görüyoruz. Tıbbi ve diğer atıkların mutlaka bertaraf, en tehlikeli atık aslında bunlar. Çünkü hastalık etmeni olan atıklar olduğu için bunların bertaraf edilmesi gerekirken doğada aslında bizim katı atıkların %5'ini oluşturmaya başladığını ya yaklaşık yani 500 metrekarede 125 tane gibi bir maskenin varlığını ortaya çıktı ki bu da çok büyük bir rakam aslında. Dünyada şu anda 1.6 milyar civarında maskenin doğada serbestçe, denizlerde serbestçe yüzdüğünü, bunu da 4 ile 6 bin ton civarında bir rakam ettiğini, bu plastik türevli bu maskelerin de yaklaşık 450 yıl doğada tahrip olmadan kalabildiğini, yani yavaş yavaş tahrip oldu, tamamen yok olmadı. Yok olma süresi 450 yıl. Bu da bize şunu söylüyor, yapacağımız her yılki atıklar bir önceki yılın üzerine birikmeye devam edecek. Bunların kirletici olarak birincisi kendileri zaten bakteri, mantar ve virüs taşıdıkları için birinci derece çok tehlikeli kirletici. Sonra doğaya karışıklığında o mantar ve şeyden sonra kendi üzerlerine biriken diğer organizmalarla birlikte deniz canlıları ve karasaldaki bazı canlılar tarafından bunu besin zannediliyor. Renginden işte veyahut da üzerine dokunduğunda başka gıdalarla temas ettiğinde bünyesindeki kokusundan işte plankton ve diğer şeylerle biriktiğinde onlar gibi davrandığında örneğin kaplumbağanı direktmen deniz anası gibi algılayıp yiyor. Karada başka şeyler yiyebiliyor ama bu sefer ne oluyor? Fiziksel kirletici veyahut da kendi bünyesindeki kirleticinin yanında kendisi otomatikmen kimyasal kirletici olarak canlının bünyesine geçiyor.